Hatırlar mısınız bilmem. Eskiden Ege ekici tütün piyasası diye bir tabir geçerdi ajanslarda. Manisa Akhisar tütünün başkentiydi. Baş fiyat burada açıklanırdı mutlaka. Tütün, 3. Dünya ülkelerine ektirilen bir sefaret bitkisiydi oysa. Yıl 12 ay ama tütünün işi 15. aya da sarkar. Sera kur, ocak hazırla, yeşillendir, fidedik, çapa, sonra bir daha çapa. Eğil kalk, eğil kalk, beliniz kopa kopa. Kırması zaten ömür törpüsü. Gündüz sakızlanır, lastik gibi uzar. Gece serininde gevrer anca. Bu yüzden kör karanlıkta gidersin tarlaya. Elin yapış yapış olur. Eskaza ağzına bir lokma attın mı, dilin damağın yanar. Yok ipediz, yok kargıda kurut, yok balya. Bir de küf girdi mi, yandı gülüm keten elva. İlk zamanları tütüncülük yapıyorduk. Tütünden baktık, pek para kazanamadığımızı anladık ve ben hem çalışması biraz ağır iş olduğundan zeytinciliğe dönmek istedim. Zeytinciliğe döndüm ve fidan diktim. Zeytin fidanı diktim, yetiştirdim. Şu an bana Osman dediler ki, neye dedi tütüncülüğü bırakıyorsun? Ben dedim bu tütüncülüğü yapmak istemiyorum. Ama dedim zeytincilik daha ilerisi parlak gibi görünüyor. Zeytinciliğe döndüm. Zeytinciliğe döndüm. Niye bıraktın diyen insanlar dedim beni şimdi görünce dedim hakikat sen ileri görüyormuşsun. Zeytincilik hakikat paralamış hem biraz daha işi hafif. Çünkü traktörle olduğu için daha rahat iş yaptık, daha güzel para kazandık. Allah bin bereket versin, o zamanları çok güzel para kazanıyorduk. Ama şimdi her tarafta zeytincilik çoğalınca zeytin fiyatları 2004'lere, 2003'lere nazaran biraz daha düşük. Ama girdiler çok pahalı. Mesela akaryakıt olsun, traktör fiyatları olsun, yahut işçilik, amelecilik olsun mesela bunlar hep girdiler pahalı oluyor. Gübre işi olsun. Bunlar pahalı. Pahalı olduğu için de bizim için çok yani şimdilik zeytinden pek para kazanamıyoruz gibi görünüyor. Ama Allah bin bereket versin yine güzel para kazanıyoruz. Yani ama diğer mahsullere bakınca zeytincilik iyi. Akhisar toprakları boz bulanıktı o yıllarda. İstanbul, İzmir yolcuları içinden geçer ama oyalanmazlardı fazla. Yol boyunda bir benzin istasyonu vardı. Yanında bir sabahçı kahvesi ve mazot bidonlarının arkasına atılmış 3-5 yağlı tahta. Namazlık diyelim onlara. Sonra birden yeşillendiğini gördük, binaları güzelleşti, albenili tesisleri açıldı, yüksek modelli arabalar dolanır oldu yollarında. Köfte, piliç, yumurta derken markalarını çıkardı. Olacak şey değildi, bir ilçe takımı ligi salladı ilk defa. Hülasa edilirse Akhisar için zeytin milat oldu. Zeytinden önce, zeytinden sonra. Akhisar şu an 13 milyon ağacıyla yeşil zeytin ihtiyacımızın %70'ini, siyah zeytin ihtiyacımızın %30'unu karşılıyor. Yetmiyor, 36 ülkeye mal yolluyor ayrıca. Denilecek tek şey var, Allah nazardan saklıya. Daha evvelde zeytin hasat şenliğine katılmıştık. Çağrılınca yine gidiyoruz. Farklı şeylerle karşılaşacağımızı biliyoruz zira. Öyle ya, bir kasabada araba müzesi olur mu? Çocukluğunuzdaki fayton ustalarınızı nereden bulabilirsiniz sonra? Hem ne yalan söyleyeyim, sofraları zengin. İyi de ağırlıyorlar. Neyse, dağıtmayalım. Ufak ufak girelim mevzuya. Efendim,
Avrupalı devletler yağ üreticilerine kilogram başına 4 lira para veriyorlar. Prim deyin, teşvik deyin, tıkır tıkır sayıyorlar avuçlarına. Bu da onların rekabet gücünü artırıyor tabii. Akhisarlı tacirler, ayıp olmuyor mu diyorlar kibarca. Bu haksız rekabet değil mi ama? Hayır diyorlar, bizim kalp damar hastalıklarına harcadığımız rakamlar bundan kat be kat fazla. Zeytinyağını teşvik ettik edeli vakalar azaldı. Buyurun istatistiklere bakın, rakamlar ortada. Yani bu mübarek sadece yağ değil, ilaç, ilaç adeta. Türkiye geçen sezonda, geçen 12 ay içerisinde 80 bin ton yemeklik zeytin ihraç etti. Ayrıca da 30 bin ton zeytinyağı ihraç etti. 80 bin ton yemeklik zeytin ihracatının aşağı yukarı %90'ı küçük ambalajlı ve kutulu ambalajda yapıldı. 30 bin ton zeytinyağı ihracatının da 23 bin tonu yine küçük ve kutulu ambalajlarda yapıldı. Bunlarda da Akhisar'ın katkısı şu şekilde oldu. Özellikle yeşil zeytin ihracatının %50'si, siyah zeytin ihracatında %20'si bu Akhisar bölgesinde yetişen ürünlerden yapılmıştır. Bunun dışında ihracatımızla ilgili yeni bir takım çalışmalar yapmaktayız. 2023 hedeflerinde zeytin ve zeytinyağı ihracatı takribi 3 milyar 800 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Ancak bunu gerçekleştirmemiz için bazı desteklere ihtiyacımız var. Özellikle yemeklik zeytin ihracatında ve zeytinyağı ihracatında köylümüzün prim alması gerekiyor. Biz yemeklik zeytinde 25 kuruş, zeytinyağı ihracatında da 2 TL civarında köylümüze prim verilirse bu 2023 hedeflerini yakalayabileceğimizi ümit ediyoruz. Zeytin ve zeytinyağının sağlık konusuna değinmek istiyorum. Bundan 15 yıl önce Avrupa Birliği yetkilileriyle Brüksel'de görüşmeye gittik. Kendilerine bir soru sordum. Dedim ki zeytinyağına 1350 euro gibi, yani şu anda Türk parası olarak takribi köylüsüne 4 TL prim vermektesiniz. Çok yüksek bir prim. Bu niye veriyorsunuz dedim. Çünkü biz rekabet edemiyoruz bu verdikleri primden dolayı. Bana verdikleri cevap şu. Dediler ki zeytinyağına prim vermeye başladığımızdan bu yana kalp damar hastalıkları ile ilgili ilaç tüketimimiz azaldı. Kalp damar hastalıkları ile ilgili hastane yatırımlarımız azaldı. Vermiş olduğumuz primin aşağı yukarı 4 katında Avrupa Birliği tasarruf sağladı. Ayrıca bir konuyu da gündeme getirmek istiyorum. Şimdi bütün hanımlarımız evde kıyma yaparlar. Kıyma yaptıklarında elleri mutlaka bir kıyma kokusu geçmez. Defalarca yıkamalarına rağmen bunu sağlayamazlar. Ancak zeytinyağı ile ellerini ovduklarında bu kıyma kokusu hemen geçer. Çünkü dünyada hayvansal yağları tek çözen zeytinyağıdır. Zeytinyağının o yüzden kalp ve damar hastalıkları açısından çok ciddi faydaları vardır. Zaten bunlar da bilimsel olarak ispatlanmıştır. Zeytinyağı üreten ilk 3 ülke İspanya, İtalya ve Yunanistan. Bunlar iyi de birer tüketici aynı zamanda. Mesela bir Yunan 20-25 kilogram yağ yiyor yılda. 5 nüfuslu bir aileye 6-7 teneke yağ giriyor. Türkler birkaç yıl evveline kadar 1 kilo bile tüketmiyorlardı. Tanıtım reklam derken 1,5 kiloyu buldu sonunda. Ama bu rakam hala çok az. Zaten bizim memlekette zeytinyağını, zeytinyağı üretenler sokuyor mutfağa. Ege, Akdeniz, Marmara. İç Anadolu'ymuş, Doğu'ymuş, Güneydoğu'ymuş. Ağzına bile sürmüyor. Karadeniz ona keza. Hadi Çinlisi, Japon, Rusu ulaşamıyordu ondan. Biz buluyoruz da bunuyoruz adeta. Efendim, zeytin Akdeniz'e bahsedilmiş bir nimet. Bahri Sefide kıyısı olan ülkeler dünya üretiminin %98'ine imza atıyor. Çinmiş, Güney Amerika'ymış, ciddiye bile alınmıyor. Akhisar, zeytinciliği asırlardan beri yapıyor olmalı. Bakırda bir ağaç var, Romalı yıllardan kalma. Uzmanlar gelip incelemiş ve 1652 yaşında olduğunda karar kılmışlar.
yani dikildiğinde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmamış. İslamiyet inmemiş daha. 20 senede bir nesil değiştiğini farz edersek 80 küsür defa babamın babasının babası dersiniz. Fidanın dikildiği devre ulaşabiliyorsunuz anca. Efendim, uzun ömürlü olduğu söylenir eskiden beri. Atalarımızdan duyduğumuz şey o. Mesela bizim çevremizde, Bakır kasabası dahil olmak üzere çevredeki köylerde gerçekten çok yaşlı olduğu bildirilen ağaç var. Ağaçlar var. İşte o ağaçlardan bir tanesi de bu. Bu ağaç 1650 yıllık olduğu söyleniyor. Efendim, bizim zeytinlerimiz var. Bir mıntıkada, hatta şimdi yol geçecek oradan. İstanbul yolu geçecek. O ağaçları ben biliyorum. Yani biz çocukken babamızın nenesinden kalma. Anasından değil, nenesinden kalma. Nenesine de kim bilir nereden kalma. Yani uzun lafın kısası, zeytin ağacı çok ömürlü bir ağaç. Ömürlü bir ağaç. Hele bakımı da gereği gibi yapılırsa, efendim, çok daha iyi olur. Biz çocukken zeytinliğe giderken arabamıza gübre doldururduk. Zeytin toplamaya giderken gübre doldururduk. Ve zeytinlerini toplar, ondan sonra gübreyi de zeytinin dibine açar, onun içerisine gömerdik. Bu kaloriferdir. Kışın bu ağacı soğuklardan, çok şiddetli soğuklardan da korur. Ama o günler geride kaldı. Şimdi tabii gübremiz, hayvan gübremiz maalesef yok. Bunu yapamıyoruz. Tabii ona göre aldığımız mahsul de ona göre oluyor. Damak tadı da ona göre oluyor. Şimdilik yaygın bir şekilde trilyede, trilye dikimi oluyor. Domat zeytini dediğimiz bir zeytin, genelde kokteyl yapılan, içine biber koyulan, içine badem koyulan, efendim, zeytin türü var. O da pek fazla tarihi yok bizim ovamızda. Bakır Ovası'nda onun da pek fazla tarihi yok. Evet. Hemen hemen şöyle 60-70 yıl gibi zannediyorum. Çünkü babam köyde koruma katibiydi. Onun için Katip Mehmet diye çağırırlardı babama. O Midilli'den getirilmiş bu ağacı aşılarını ziraattan aldı. Bizim zeytinliğe onlara aşıladı. Yavaş yavaş dağıldı. Hatta Saruhanlı'nın Gümülceli kasabasında da biz öğretmenlik yaptığımızda o zeytinlerden aldık aşılarından. Ziraatla işbirliği yaptık. Köye de ilan ettik köylüye. Bu zeytin türü çok güzel. Ekonomik getirisi oldukça güzel. Gelin zeytinlerinizi aşılayalım dedik. Dolayısıyla oraya da bu zeytin türünü götürmüş olduk. Eskiden geniş ölçüde bizim zeytinlerimizin hepsi yağlığa giderdi. Sadece evde yiyeceğimiz kadar, efendim, baskılık zeytin, çizme zeytin, kırma zeytin. Kırma da çok güzel olur. Kırma zeytin. Bunlar olurdu eskiden. Ama şimdi o sofra zeytinleri genelde yine oluyor ama iyice elenmişleri zeytinyağına gönderiyoruz. Geri kalanı, efendim, sofralık olarak satılıyor. Evet, Akhisar zeytincilikte bir yere gelmiş ama henüz genç fideler meyve vermeye başlamadılar. Hedefleri 25 milyon ağaç. O zaman gör bak neler olacak. Şu anda bile 250 zeytin işleme tesisi, 36 yağhane var. Ferdi teşebbüsler sayıya gelmiyor. Eskiden zeytin sırıkla sıyrılır. Bu arada taze sürgünler kırılırdı. Yani bir yıl zeytin alır, bir yıl beklerdiniz boşuna. Artık daha şuurlu ziraat yapılıyor. Titreşim üreten makineler ağaçları zedelemiyor. Ha,
hasılı, var yılıyla yok yılı arasındaki fark gitgide azalıyor. Elin İtalyanı bir ağaçtan 30 kilogram, İspanyolu ise 25 kilogram zeytin alıyor. Bizim ortalamamız 10 kilo civarında. İşte gençleştirme bu yüzden önemli. Yeni fideler boylandıkça rekolte artacak mutlaka. Peki siz hiç zeytin tanesini dalından koparıp attınız mı ağzınıza? Sakın ha! Öyle bir acıdır ki Urfa isotu vızıltı kalır yanında. Allah-u Teala'nın hikmeti işte. Zeytin acı, tuz acı. Ama iki acı bir araya gelince nefis bir lezzet çıkıyor ortaya. Hani yanıcı hidrojenle yakıcı oksijen birleşince su gibi söndürücü olur ya, aynen öyle. Zeytin kara, ben kara, zeytine vermem para. Gel yarın buluşalım, bahçede kara kara. Aman narin, hop narin, güzeldir benim yarim. Ben 35 yıldır zeytinciyim. Bu topladığımız zeytin, Edremit zeytini. Bunu karşıdan görenler çok kolay zanneder ama torunlarımız, çocuklarımız, hepsi atalarımızdan kalma bu işi yapıyoruz. Hafta sonu oldu mu çocuklarımız, bütün ailemiz hepimiz toplanırız işin başına. Evet, torunlarım beni görünce sabah ezanında kalkarız. Saat 7 gibi işin başında oluruz. İşçilerimizle yağmur, çamur işimizi görürüz. Burada trilye, uslu, Edremit, domat hepsinden yetişir. Topraklarımız verimlidir. Yağlarımız nefis olur. Zeytin gözlüm sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati kimdedir? Ya bu trilyenin yuvarlaması güzel olur. Yuvarlamasını tuzlayacağım bidona. Arada böyle sallayı sallayı vereceksin. Çok güzel olur yuvarlaması. Şu gördüğünde bu da Edremit ağacı. Bu Edremit'in kırması çok güzel olur. Kırdın mı bunu biraz tuz atarsın. Ekşili, yağlı pek güzel olur. Tadı damağınızda kalır. Bir yiyen bir daha yemek ister. Oğlumun yeri. Her çeşit zeytin yetişir buralarda. Hepsi de pek güzel olur. Domatı, Edremit'i, trilyesi hepsi oluverir. Yeşili kırarsın, siyahını çizersin, yuvarlama yaparsın, hepsinden yaparsın. Bu da Edremit ağacı. Bu da çok güzel olur. Bunu çizik yap, kırma yap. Siyahını, yeşilini ayır, yeşili kırma. Siyahı da yuvarlama olur. Turşu ağacı mıydı? Turşu ağacı da, o da turşu ağacı. Turşumuzu da topladık ama üstünde yok. Onun ne özelliği var abla? O turşudan biberli zeytin yaparız. Kırmızı biberli zeytin yaparız. Badem koyarız içine. Bademli yaparız. Turşuluk yaparız. Kokteyl olur. Pek güzel olur o da. Ekşili, limonlu. Çok güzel olur. Hepsini yaparız. Benim oğlum zeytinci olmak istemiyor. Neden babaannem istemiyorsun diyorum. Babaanneciğim sen sabah çok erken gidiyorsun. Ben sana kıyamıyorum diyor. Ben zeytinci olmayacağım diyor. Siyah zeytinin iki şekli var malum. Sele ve salamura. Birinde sepete koyup tuz ekiyorsun. Birinde yıkayıp paklayıp yatırıyorsun tuzlu suya. Bu kadar basit. Bekliyorsun. Ve oluyor. Yeşil zeytini terbiye ederken çiziyor, yarma, kırıyor, kırma, salamura edip oldurduktan sonra itinayla kutuluyorlar. Yer yer limon, defne yaprağı da ilave ediliyor kutuya. Şimdi makineler gelişti. Çekirdeğini çıkarıp biber, badem koyabiliyor yuvasına. Milyarlarca taneyi tek tek elle işlemek ne mümkün? Hani şu cihazlarda olmasa?
Yani ben zeytin sevmem deyip çekilmeyin kenara. Hoşunuza gidecek bir şekil vardır mutlaka. Millet kanserden korunmak için sağda solda köpek balığı kıkırdağı arıyor. Halbuki aynı madde zeytinde de var. Hem de fazlasıyla. Mübarek nimet Kur'an-ı Kerim'de zikrolunmuş. Gelelim zeytinyağı faslına. Gidip bir sepet zeytin topladınız, yıkadınız, pakladınız. Getirip havanda ezdiniz, çekirdeklerini kıra kıra ama. Sonra hamuru tülbente sıkıp suyunu çıkardınız. Baktınız, üzerinde sarı sarı haleler. Tamam, hepsi bu kadar. En has zeytinyağı odur işte. Natürel sızma diyoruz ona. Mis gibi kokar, ekmeğinizi bandırmak için çağırır adeta sizi. Gelelim asit bahsine. Eğer siz taneleri elle toplamış, güzelce yıkamış, yaprağından toprağından özenle ayırmışsanız, asidi düşük olacaktır ki natürel sızmada %1 çıkar anca. Ama dip zeytinlerini, çürükleri çarıkları sıkarsanız asidi yükselir. Yağın da tadı kaçar bu arada. Tabii usul de önemli. Bir tesisi sadece yıkama, sıkma, santrifüj ve filtre yapılıyorsa mesele yok ama... Eğer ısı da uygulanıyorsa soğuk sızma diyemezsiniz artık ona. Hazılı zeytinyağı işi bir meslekten ziyade hastalıktır. Bu işle uğraşanlar zeytinle yatar, zeytine kalkarlar. Bir zeytin muhabbeti açın 40 gün 40 gece konuşurlar. Öyle tadımcılar vardır ki bir yudum alıp gözlerini yumdular mı... Zeytinin hangi dağın, hangi yamacından toplandığını söyleyebilirler sana. Eskiden zeytinyağında torba usulü zeytinyağlar yapıyorlardı. Sıkma, elde sıkmadı. Ama şimdi her şey teknoloji ilerledi. Hiç el değmeden yağlarımız çıkıyor. Eskiden mesela asitin ne olduğunu bilmiyorduk biz yağda yerken. 5 asit diyelim, 3 asit mesela yağlar yiyormuşuk. Ama şimdi bu makinelere... Gelince makineler gelince makine hep yağlar ölçüldü, düzenlik yağ yiyoruz. Mesela şurup gibi yağ içiyoruz şimdi. Sabahları kalktığım vakit falan hep kahvaltılarımızda zeytinyağı kullanıyoruz. Zeytinyağı bir de bunun yanında kırmızı zeytini içerisine zeytinyağı akıtıp da bir limon sıktı mı tadından da yenmiyor. Bu çok güzel. Yani onun için Allah bin bereket versin, zeytinden rahatız. Fabrikalarımız çok güzel, tertemiz, el değmeden hep şişelere yahut da güğümlere dolduruluyor yağlar. Buradan gözünün önünde zeytinler sıkılıyor, eritiliyor. Buz gibi yağ yani. İsterse makinenin ağzından yiyebilirsin. Yani içebilirsin yağlarını. Ve geliyoruz çok önemli bir noktayla. Diyelim paraya kıydınız, çok kaliteli bir zeytin.